Merhaba arkadaşlar. Bugün 2 yaş çocuk sendromu hakkında konuşacağız. 2 yaş sendromu nedir? Bebeklik döneminden çocukluk dönemine ilk adımların atıldığı 1,5 ile 3 yaş arasında görülen 2 yaş sendromu zaman zaman aileleri zorlayan bir süreçtir. Terrible 2 olarak da bilinen 2 yaş sendromu tüm sağlıklı çocuklarda olması beklenen psikolojik gelişiminin bir parçasıdır. Anneye bağımlı olarak geçirilen ve tek başına var olmanın imkansız olduğu bebeklik döneminin ardından konuşabilen ve yürüyebilen çocuk kazandığı bu gelişim özellikleriyle hem fiziksel hem de duygusal olarak anneden yavaş yavaş uzaklaşır. Kendisinin ayrı bir birey olduğunu farkına varan çocuk ben merkezli bir döneme girerek varlığını tüm çevresine kanıtlamaya çalışır. Benliğinin farkına varmasıyla birlikte kendi kararlarının doğru olduğunu, ailesine ve çevresindeki diğer kişilere kendi fikirlerinin değerli olduğunu ispatlamaya çabalar. Bu dönemde sıklıkla duyulan negatif cümlelerin sebebi budur. 2 yaş döneminde sağlıklı bir şekilde gelişimi süren çocuğun her şeye hayır demesi, agresif davranışlar sergilemesi, öfke nöbetleri geçirmesi son derece normal bir durumdur. 2 yaş dolayında görülen bu sendrom boyunca ebeveynlere büyük bir sorumluluk düşer. Çocuğa doğru bir şekilde yaklaşarak onun ihtiyaçlarını anlamaya çalışmak, tolere edebilmek ve kesin sınırlar çizmek son derece önemlidir. Çocuk ile doğru iletişim kurmanın altın kuralı olan oyun oynamak eğlenceli olduğu kadar sağlıklı da bir yöntemdir. Sözel olarak anlatılamayan duygu ve düşünceler oyun içinde kurgulanarak etkili bir şekilde çocuğa aktarılabilir. 2 yaş sendromu belirtileri. Çocukların kişilik gelişiminde önemli bir yer tutan 2 yaş sendromunda çocuklar sınırlı tecrübeleri ve kelime hazineleriyle kendi benliklerini dış dünyaya anlatmaya çalışır. Duygusal olarak da tam olarak gelişmemiş olan 2 yaş dönemindeki çocuklar çoğu zaman kendilerini ağlayarak ifade eder. Hayır, olmaz, istemiyorum gibi olumsuz kelimelerin sıklıkla kullanıldığı 1,5 yaş ile 3 yaş arasındaki çocuklar istekleri yerine getirilmediğinde kendilerini yere atma, kendisine ve çevresindekilere vurma, bağırma, nesnelere atma, öfke nöbetine girme gibi davranışlar sergiler. Öfke nöbetinin devam ettiği süre boyunca yemek yeme, oyun oynama ve normalde eğlendiği aktiviteleri yapmama gibi durumlar ortaya çıkabilir. Kendilerini dünyanın merkezinde gördükleri bu dönemde çocuklar bencil ve dürtüsel davranışlar sergileyebilir. Bu davranışlarını engellemek için çaba sarf etmez ve dışarıdan yapılan engellemeleri de kabul etmez. Onun yerine çoğunlukla ebeveynlerin söylediklerinin tam tersini yaparak inatlaşır. Etraflarındaki çevre üzerinde hakimiyet kurmaya çalışan 2 yaş dönemi çocuklarının öfkeli tutumlarına aynı şekilde karşılık vermek onların gerginliğinin daha da artmasına neden olur. Bu gibi 2 yaş sendromu belirtilerinin görüldüğü durumlarda ebeveynlerin sakin kalarak bu durumu kontrol altına almaları, çocuğun duygularını ifade etmesine müsaade etmeleri gerekir. 2 yaş sendromunu yaşayan çocuğa nasıl davranılmalı? Çocukların kendileriyle alakalı hemen her konuda ailesiyle çatışabildiği 2 yaş dönemi aileleri bir hayli kaygılandıran bir süreçtir. Aileler bu dönemde çözüm bulmakta ve nasıl davranmaları gerektiği konusunda zorluk yaşar. Sakin kalmak, çocukların verdiği içgüdüsel tepkilere mantık çerçevesinde yaklaşmak, çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimi üzerinde pozitif etki bırakır. Ailelerin duygusal yaklaşımdan uzak durması ve kimin otorite olduğunu göstermeye çalışmaması gerekir. Bu yaş grubundaki çocuklar henüz otorite ile ilgili olarak bilinçlenecek yaşta olmadıkları için bu durumu anlamakta zorlanırlar. Ancak bu durum önceden hayır denen konuya çocuğun ağladıktan ya da ısrar ettikten sonra evet denmesini gerektirmez. Ailenin tutarlı olması aynı konu üzerinde önce hayır sonra evet dememesi gerekir. Ayrıca anne ya da babanın kabul ettiği
ya da etmediği bir duruma diğer ebeveyn farklı bir yanıt vermemelidir. Bu dönemde çocuğun gelişiminin sağlıklı bir şekilde sürmesi için onu ne çok sınırlamak ne de tamamen özgür bırakmak gerekir. Her yaptığı hareket için tek tek uyarıda bulunmakta kişilik gelişimini olumsuz etkileyeceğinden dolayı önerilmez. Çocuk ile iletişim kurarken net ve basit cümleler kurulmalı. İroni içeren cümlelerden kaçınılmalıdır. Çocukla kaliteli zaman geçirmek adına onunla oyun oynamak, oyun oynarken oyuncaklara verilen roller üzerinden onu eğitmek çok daha doğrudur. Yapılan konuşmalar ve uyarılar çocuğun boy hizasına eğilerek yapılırsa daha çok işe yarayabilir. Böylece çocuk kendisinin bir birey olduğunu ve karşısındaki kişi tarafından dikkate alındığını hisseder. Çocuğun kişisel gelişimini desteklemek ve olası krizleri engellemek adına ona kendi başına başarabileceği görevler verilmeli ve bu görevi başarabileceği konusunda cesaretlendirilmelidir. Enerjisi dış mekan aktiviteleriyle boşaltılmalı. Koşup oynamasına, tehlikeli olmadığı sürece düşüp kalkmasına izin verilmelidir. Yapmayı ısrarla reddettiği aktiviteler ya da istekler karşısında çocukla inatlaşmak yerine dikkatini farklı bir yöne çekmek bu yaş çocukları için idealdir. Uzun uzun konuşmalar yerine kısa anlatımlar ile onu uyarmak, kurgulanan hikayeler ve oyunlar üzerinden çıkarımlarda bulunmasına izin vermek çok daha doğrudur. Çocuğa seçim yaptırmak da bu dönemde yapılması gerekenler arasındadır. Örneğin, iki farklı kıyafet gösterip hangisini giymek istediğini ya da farklı oyunlar arasından hangi oyunu oynamak istediğini sormak, iki yaş sendromunu yaşayan çocuğun kişisel gelişiminde olumlu rol oynar. İki yaş sendromu ne zaman biter? Çocukların negatif ve agresif tutumları genellikle 3 ile 3,5 yaş arasında son bulur. Ancak bu durumun 4 yaşın sonuna kadar sürdüğü durumlarda görülebilir. Çocuğun kişisel ve duygusal gelişimine göre farklılık gösteren iki yaş sendromu kesinlikle bir hastalık değildir. Çocuğun zihinsel ve duygusal olarak yeterli olgunluğa erişmesiyle birlikte sendrom sona erer. Sinirli halleri, hemen her şeye karşı ters ve olumsuz yaklaşımları biter. Bu dönemin aileler tarafından ilk ergenlik dönemi olarak ele alınması gerekir. İki yaş sendromu ile başa çıkmakta zorluk çeken ailelerin bu konuda yardım almak için uzman bir hekime başvurmaları, çocuğun bu dönemi kişisel gelişimine katkıda bulunacak şekilde atlatmasına yardımcı olur.